Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili kekiklerim. Daha önce de çektiğim ve telife takıldığı için sildiğim videolardan bir tanesi. Şimdi özellikle uzaklarda yaşayanlar için söyleyelim. Şehir dışına ne yapıyoruz? Soğuk zincirde kokoreç, sosis, sucuk, uykulu, kavurma ve benzeri ürünlerimizi gönderiyoruz. Turşumuzu, şalgamımızı, turşu suyumuzu. Köftemiz de var tabii ki bir ses. Bu arada biz çevirmeyi unutmayalım. Yavaş yavaş yerli, tamamı %100 yerli ırklardan bir kere elde edilmiş süt kuzu bağırsağına kendi formülümüz olan, bize ait olan, şu anda çok fazla sıklıkla üzülerek hırsızların çalmaya çalıştığı formülümüzle uykuluklu kokoreci yapıyoruz. Atalarımızdan kalma formüllerimize sadık kalarak tamamen el temizliği, hiçbir kimyasal vurulmuyor. Şimdi bu kokorecimizi gördüğünüz gibi meşe kömüründe yavaş 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 yavaş, bizim hiç acelemiz yok, pişiriyoruz. Bunlar sıra sıra pişiyor, dinlenmeye alınıyor ve işlemlere giriyorlar. Şimdi pişirdik, bu ürünümüzü göndereceğiz. Ben size nasıl şehirler arası ve şehir içi de nasıl gönderildiğini söyleyeceğim. İstanbul için sadece ılık, yani artı 4 derecede gönderiyoruz. Çünkü 4 saat içinde teslim garantimiz var. Şehir dışıysa da kargo şirketleriyle soğuk zincir halinde hızlı kargo ile gönderiyoruz. Şimdi başladık porsiyonlamaya. Evet, şöyle yapalım. Bakın, uykulu, kanını görün. Bu etin kalitesini görün. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle devam edelim. Ben bu ürünü gönderdiğimde, bu arada Dubai'de de satışımız mevcut. Bakkal.de adresinden alabilirsiniz Dubai'de. AE. Özür dilerim. Bakkal.AE. Uykuluklu kokoreçlerimizi bir gün önceden pişirdik, dinlendirdik ortam sıcaklığında. Şimdi de porsiyonlayıp, vakumlayıp göndereceğiz. Siz lütfen, bu arada izleyicilerimizin görmesi için, şu dörtlüyü bana vakumlayın. Şöyle hemen gönderelim. Hızlı hızlı nasıl yapacağınızı da anlatacağım. Şimdi bunu mikrodalga hariç her türlü yöntemle yapabilirsiniz. Ama yeter ki mikrodalgaya koymayın, çünkü bozuyor mikrodalga. Birçok eti aslında mikrodalga bozar. Kullanma kılavuzuna bakın, zaten onda da uyarılar olacaktır. Şöyle harita gibi göstereyim ben size. Ekranım bitti, hafif kamerayı sallayacağım. Kusura bakmayın. Evet, şöyle görün. Devam ediyoruz. Bu arada dedik ya, taklitlerimiz, çakmalarımız, hırsızlarımız sağ olsunlar türettiler. Biz televizyonlara, gazetelere manşetler verdikçe, bakın canlı canlı görün. Mumbarı şu göbek hattına sarıp uykuluk diye satıyorlar, gösteriyorlar. Lütfen paranızı çöpe atmayın, ondan sonra bana sağdan soldan, abi şu şehirdeyim, sana ulaşamıyorum, nefsime yenildim, aldım, bak içine ne koymuşlar, bak böyle oldu, abi mahvolduk diye bana mesaj atıyorsunuz. Paranızı çöpe atmayın. Kadir kıymet bilen, tabii ki her şehirde, her bölgede güzel ustalarımız var, onlara da selam olsun, büyüklerimiz var. Ama birçoğunluğu maalesef esnaflık dokusunu kaybettiler. Neyse, konumuz bu değil. Bunu biz hazırladık. Heh, ilk vakumum geldi. Bakın böyle vakumlandı. Belki seslerini de duymuşsunuzdur cihazın. Hemen bir seri daha vereyim. Şu 3. Bekle, bir tane daha ver. Böyle çok çok özellikle vakumlamıyorum ki. Parti parti çıkartın. Mesela misafiriniz gelecek. Bir porsiyon çıkartın. Ziyan olmasın boşu boşuna. Dolabınızda saklayın. Olan kısmını da hazırlarsınız. Şöyle gönderelim. Bu arada hiçbir ürünü önceden hazırlayıp dolaba atmıyoruz. Veyahut da tezgahta, bizim çünkü rezervasyonla çalışıyoruz. Ürünümüzün kalması gibi bir durum olmuyor Allah'a çok şükür. Kalmış, bekletilmiş, satılamamış ürünleri vakumlayıp taze diye gönderiyorlar. Yemeğiniz, dikkat ediniz. Şimdi kendime şöyle göstermelik iki halka bırakayım. Siz bunları vakumlamayı lütfen devam edin. Elinizi kesmeyin. Altta bıçak var. Tamam. Devam edin. Bittikçe alırsınız. Şimdi bakın, bu ızgara. Gördünüz. Ortalama 60 santim, 70 santim uzunluğunda, genişliğinde bir ızgara. Kömür burada ısınıyor. Burası boş. Şimdi bugün farz-ı misal cuma günü olsun. Cumartesi günü saat 5'te dostlarınız gelecek. Buzluktan cuma akşamı çıkartın, dolabın normal kısmına koyun. Yani normal dediğim neresi? Bu yumurtalık falan var ya, normal yemeklerinizi, kahvaltılıklarınızı saklıyorsunuz. Onların olduğu yere şunu donmuş varsayın, vakumlu poşetleri. Yiyeceğiniz kadarını çıkartın, alt kısma koyun, kapatın. Cumartesi günü
Saat kaçta geliyor misafirleriniz? 8'de gelecekler. Siz 5'te bunu artık mutfak rafına, tabağın içine koyun bu şekilde. Mangalınızı yakın. Mangalınızın bir kısmı ısınsın. Şu kısımda ateş olmasın. Burası ateşsiz bölüm olsun. Bu ateşsiz bölüme bunları koyun. Ama başından gitmeyin. Niye başından gitmeyin? Çünkü çevireceksiniz. Sıklıkla çevirin. Çevirin, çevirin. Çevirmekten üşenmeyin. Burada iyice yumuşayıp kendine geldiğinde ateşin harlı olan kısmına doğru yaklaştırın. Burada yapmanız gereken iki şey daha kalıyor. Ne yapacağınıza karar vermek. Porsiyonda mı sunacaksınız misafirlerinize, yoksa ekmek arası mı sunacaksınız? Porsiyonda sunacaksanız lütfen, kış aylarına girdik artık, tabağınızı ısıtın ve hızlı olun. Genelde bahçede olduğunuz için sohbete, muhabbete, içeceğe dalıp soğutabiliyorsunuz. Yapmayın, paranız boşa gitmesin. Hem yaptığınız et güzel olsun, keyifli dakikalar geçirin. Ekmeği de yapacaksanız da ekmeği bu tarafa alın, güzel bir kızartın. Kesme tahtanızı, bıçağınızı hazırlayın. Tak 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 ısıttıktan sonra, ki her zaman bakın şunu unutmayın. Bir tane kurban edin. Bakın bakalım yapabiliyor musunuz, olmuş mu? Ya içi ısınmadıysa, yüksek ateş attıysan, beni dinlemediysen. O yüzden bir tanesinin tadına bak, nasıl yaptığını gör. Zaten bir iki halkada uzmanlaşıyorsunuz. Ondan sonra ikinci, üçüncü siparişler geliyor. Tecrübeyle sabit. Bunu tencerede de yapabilirsin, saç tavada da yapabilirsin, fırında da yapabilirsin. Sarp pişirme kağıdına, doğru istediğin büyüklükte, baharatla çift kat pişirme kağıdına koy. 250 derecede yarım saat beklet, çıkart, afiyetle ye. Gerisi sizin zanaatınıza kalmış. Hadi size afiyet olsun.